Kanalıma benim hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim böyle neşeli videolarla, gezen videolarla ya da yemek verip videolarını görmeye alışkınsanız. Ama bugün maalesef üzücü bir videoyla karşınızdayım. Biraz ara vermem. Biliyorsunuz ben 2 seneden beri bir firmada operatör olarak çalışmaktaydım. Bu firmadan 29 Mart akşamı idari izne ayrıldığım söylendi. Neden ayrıldığımı söylememe gerek varsa şöyle. Bu firma Bursa bağlantılı bir firma. Firmanın ismini geçirmeyeceğim. Çünkü zaten sana yeterince eziyorlar. Büyük ihtimalle bu videodan sonra beni de ezmeye kalkacaklar. Ama zaten ezler ezlenince. Ama Bursa bağlantılı bir firma. Yarısı Türk, yarısı Amerikan bir firma. Orada çalışmaktaydım. 29 Mart günü işe gittim. 8-4 vardiyasına gayet iyi gidiyordu. Çalışıyordum. Vardiya amiri yanımıza geldi. Yanıma geldi daha doğrusu. Beni içeriden bir yetkinin görmesi, üretim müdürü, üretim başı gibi birisinin görmesini istediğini söyledi. Yanına gittim. Yanına giderken böyle bir odanın içinden başka bir odaya geçiyorsunuz. Düşünün yani bir odanın içinden başka bir odaya geçiyorsunuz. Odaya girdiğinizde üstünüze kapı kapanıyor. 1,90 boyunda bir adamla baş başa kalıyorsunuz. Ve odaya girerken telefonunuz var mı, kulaklık telefonunuz var mı diye söyleniyor. Neredeyse yani üstünüz aranıyor. Emin bıraktığını görene kadar size bunu ısrarla soruyorlar. Ve bırakmalarınızı sağlıyorlar. Yani hiç imkanı yok. Bluetooth'lu kulaklığa ya da telefona girmeniz imkansız, yasak. Çünkü orada yaptıkları yasal olmadığı için oradan ses kaydı da görüntü alacaksınız diye korkuyorlar. Çünkü yaptıkları yasal değil. Girdik odaya. Ondan sonra oradaki bey bana işte sendikala ilgili, çünkü fabrikamızda sendika örgütlenmesi oldu. Ondan sonra 8 Mart'ta millet bir çiçek beklerken çoğu arkadaşımız kapının önüne kondu. Ben de 29 Mart'a kadar beni de fark edememişler. 29 Mart'ta fark etmişler. Videonun sonunda nasıl fark edildiğimi de anlatacağım. Yani hesap edin ne kadar insanları sıkıştırıyorlar. Sonra gittim ondan sonra işte bana sendikalı hakkında ne olduğunu falan ne düşündüğümü falan sordu. Ben de baştan beyan etmek istemediğimi söyledim. Sonra ısrar edince dedim sendik olmasının güzel bir şey olacağını düşünüyorum dedim. Çünkü daha önce de fabrikada yaşanan sorunlarda fabrika insanların arkasında durmadığını az çok gördüm. En azından dedim sendika olursa dedim. Yani en azından bir şey olduğu zaman maaşında bir düzenleme olur. Çalışma saatlerinde bir düzenleme olur. Çok aşırı çünkü mesai vardı. Şey de vardı zamanında. En azından dedim sendika olduğu zaman işçinin hakkını korur diye düşündüm. Dedim sendika olması güzel bir şey dedim. İşte orada bana birkaç bir şey söyledi. Beni itirafa zorladı. Ben de dedim sendika üyeyim. Ama kendi isteğimle kendi, çünkü biz 3 kardeş orada çalışıyoruz. Kendi isteğimle kendi özgür irademle üye oldum dedim. Kimse beni zorlamadı ya da kimsenin herhangi bir şey olmadı. Çünkü fabrikanın ortamını görüyordun. Ortam gittikçe kötüye gidiyordu. İnsanlar gittikçe aşağılıyorlardı. Çünkü bir telefonla mesela İşkur'dan 150 elemanı kapıya yığarım dediklerini duymuştuk. Ve gerçekten 27 Şubat'ta bu arkadaşlarımız işten çıkartılmaya başladığı zaman Mart'ın başında İşkur burayı 100'den küsürden fazla eleman gönderdi. Düşünsenize eleman pandemiden yararlandırıyorlar pandemi deyip. İnsanları işten çıkartıyorlar ücretsiz izne ama İşkur bunlara 100-150 tane eleman veriyor. Hani pandemi vardan insanlar izne gönderiyordu. Altta yatan sebep, gerçek sebep sendika üye olmaları ama görünürdeki kağıtlarda pandemi. Neyin pandemisi bu? Pandemi olan bir şirket gidip de 150-100-150 kişi tekrar İşkur'dan eleman alır mı? Almaz. Ama dediğim gibi hemen bu şey çıktı ya, bu kanun çıkardılar ya, hemen bu kanundan yararlanmak için pandemi. Pandemi ama buradan hiç kurdan yine insanları yığıyorlar fabrikaya. O gün hatta böyle baya bir sert tavırla falan böyle bağırdı çağırdı her neyse biz tartıştık. Ben de söyledim cevap verdim verdik vermedik. Ben geldim yerime oturdum 29 Mart günü. O akşam bana telefon geldi. İnsan kaynaklarından bir bey aradı. Abla seni idari izne çıkardık biz. Bak idari izin diyorum bak idari izin. Ben daha orada sigorta 9 ay sigortasız çalıştım bu arada. Ben orada daha sigortaya geçmedim. Mayıs'ta tam bir senem olacak. Daha tam sigortalı bir sene çalışmamışım. Zaten izin hakkım yok. Nasıl izne çıkartabilirsiniz? İdari izne çıkarttık biz abla. Ama kendi isteğimizle çıkarttık seni. Ama hiçbir evrak veremeyiz. Evrakların hazır olmuyor. 30 oldu ayın. 30'u oldu. Benim evrak için arıyorum. Evrakların hazır değil. 31'i oldu. Evrak için arıyorum. Evrakların hazır değil. Düşünsenize benim başka bir arkadaşım var muhasebede çalışan bu işleri bilen. Ona telefon ettim. Dedim ya bu evrakları hazırlamak bu kadar zor mu dedim yani. Bugün ikinci günü ben üçüncü gün işe gitmezsem işe gelmediğim için işten çıkarma hakkına sahipler dedim. O da bana geldi 5 dakikalık bir iş dedi. Bunlar seni büyük ihtimalle oyalıyorlar ki dedi. 3 gün sonra işten gelmedi işe gelmedi dedi. 2 tane de şahit tutacaklar yanında da senin kapının önüne koymak için oyalıyorlar dedi. Bakın yani ne kadar asgari ücretle çalışan bir insanları ne kadar zorluyorlar. Ondan sonra ben de dün aradı beni. Şey diyor abla eğer kağıt istersen elinde sözümüze güvenmezsen
Seni ücretsiz de çıkaracağız. Ama sözümüze güvenip de kağıt istersen, şey istemezsen idaresinde devam edeceksin ama kağıt istersen ücretli izne çıkaracağız. Bakın saçmalar, bakın ben kağıt istediğim için, bir belge istediğim için beni ücretsiz izne çıkaracaklar. Yani düşünsenize ne kadar insanlarla dalga geçiyorlar. Ak hukuk yok herhalde burada, bilmiyorum ya, bunların fabrikasında herhalde, bunların fabrikasında devlet gözetmiyor herhalde. Müfettiş geldi, müfettişten bir şey çıktı mı bilmiyoruz, hiç bize yansıyan bir şey olmadı. Ve işten arkadaşlarım çıkarılmaya devam ediyor. Yani o kadar insan bir zoruna gidiyor ki, ben bu, bakın parmağımı görüyor musunuz? Bakın parmağımı. Bakın şöyle yandan göstereyim. Ben bu işe girdiğimden bu parmağım burası düpedüzdü, bakın. Ve şu an bu parmağımı görüyor musunuz? Ben bu parmağımı 2 seneden beri orada rabbelle çeke çeke çeke, yeri geldi zaman 12 saat çalışa, yeri geldi zaman hafta izni yapmadan çalışa çalışa çalışa. Bu zamana geldim ve sendika yasal hakkımız dendiği halde, hükümetin bize sendikalar ak dendiği halde, yani sendikaya girdiğim için ama nedense pandemi nedeniyle ücretsiz de çıkartılıyor. Bu kadar saçmalık var mı? Ya ben bir de bunu, ya ben şimdi bu videoyu çekiyorum. Ben şimdi bugün işte izden çıkardım, 3. günüm. Ve biliyorsunuz oğlum rahatsız. Oğlumun yanında ağlamak istemediğim için onun yanında çekmedim. Şu an onu okula gönderdim. Ya yani daha doğrusu ben götürdüm, otobüsle bindirdim. Saat 3'te de almaya gideceğim. Şu an 1,5 ve bu videoyu çekmek istedim. Yani ben bunu anlamıyorum. Madem anayasal hakkımız bizim, sendika üye olmak anayasal hakkımızsa, niye bize böyle işkence yapıyorlar? Ve ben dün ihtar çektirdim. Ya yani ben izni kabul etmediğimi, fabrikanın bana herhangi bir belge vermek istemediğini diye ihtar çektirdik avukatımızla beraber. Sağ olsun sendikamız arkamızda her türlü maddi manevi desteği yani bize sağlayacaklarını söylediler. Arkamızda duruyorlar, her sorumuza cevap veriyorlar. Avukat Gupse Hanım vardı. O da çok tatlı bir avukat. İyi ki de tanımışım onu. Ve ben ve diğer arkadaşlarım zor durumda. Yani bu pandemi döneminde biz işimizden çalışırken sendikaya üye olduğumuz, ki bu fabrikanın diğer Bursa'daki şeyinde çalışanlar sendikalı. Düşünsenize onlar orada bayan değil mi? Bayan. Onlar orada sendikalı çalışmaya hak sağlıyorlar. Hakkı kazanıyorlar. Biz sendika istediğimiz için suçlu oluyoruz. Sorgu odalarına çekiliyoruz. E-Devlet şifremiz isteniyor. E-Devlet şifremizi vermediğimiz için işte böyle kapının önüne konuyoruz. Mesela benden sonra başka bütün, biz bantta 11 kişiyiz. 11 kişinin herkesin E-Devlet şifresi istenmiş. Bir arkadaş vermemiş. O vermediği için de akşam da o aranmış. O da ücretsizine gönderilmiş. Onun da 2 tane çocuğu var. Tokilerde ev ödüyor. Yani o insanın suçu ne? Suçu ne? Sendikaya üye olmak. Ya madem devlet yetkilileri bu videoyu seyretsin, madem sendikaya üye olmak suçsa, sendikalaşmak suçsa, niye anayasal hakkınız diyorlar? Niye Çalışma Bakanlığı'na bağlı oluyor size sendikaya üye olmak? Eğer sendikaya üye olmak yasalsa biz niye bu kadar işkenceyi çekiyoruz? 27 Şubat'tan beri insanlar, arkadaşlar işsiz. Bu insanların hepsinin, çoğunun evin kirası var, çoluğu çocuğu var. Ben 29 Mart'ta fark edelim. Bugün 1 Nisan, 1 Nisan şakası gibi oldu. Yani biz 8 Mart'ta bir çiçek beklerken arkadaşlarım kapının önüne konduk. Yani zamanda, bilmiyorum kaç sene öncesi, Amerika'daki bütün kadınların yanmasını bekliyorlar. Bütün kadınları hiç kimse görmüyor ya. Özellikle Cumhurbaşkanımdan ben bu videoyu diğer videoların altına da etiketleyeceğim. Özellikle Çalışma Bakanımızdan, muhalefetten, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Bir firma bir devletten büyük olamaz. Gerçekten bir firma, isterse yarısı Amerika değil, hepsi Amerika olsun, ama bir firma bir devletten büyük olamaz. Ne olursunuz. Yani ben bilmiyorum gerçekten. Ben şimdi dedim yüzümü yıkayacağım. Oğlanı almaya gideceğim. Yine eşime oğlan geldiği zaman hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Hiçbir şey takmıyormuş gibi davranacağım. Ama ben akşam 2'de yattım. Sabah 4'te kalktım. 4'ten beri uyanıkım. Yani psikolojim, her şeyim felaket bozuldu. Çünkü ben işten çıkar. Ben 2 seneden beri çalışıyorum. Ne bir tutanağım var, ne bir uyarım var. Ne işe habersiz gitmemezliğim var. Anca işe gitmemezsem, rapor aldıysam. Yani ben orada yaşadım. Mesela yani dediğim gibi, ben elinden gelen bir işçi olarak, bir asgari ücretli bir işçi olarak elinden gelen her şeyi yapmıştım. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Ve yani bir fabrika bir devletten büyük olamaz ya. Bir fabrika Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinden büyük olamaz. Kimse görmüyor mu bunları ya? 48 arkadaşımız işten çıkarıldı. Belki 50, bilmiyorum tam sayıyı.
Bu insanların aileleri var, çocukları çocukları var. Yapmayın ya Allah aşkına ya. Madem sendikalaşmayı iptal edin, sendikaları iptal edin. Herkes fabrikaların şeyinde kalsın. Fabrikalar istediğini çıkarsın, istediğini alsın, istediğini kovsun, istediğini zulüm yapsın. Bir kere yani EDD şifresini istemek yasal değil. Ve bunu odaya çekip odanın kapısını kapatıp bir adamla sizi baş başa bırakıp E-Devlet şifreni ver. Zeballah gibi adam, 1.90 boyunda adam bir kadınla kalıyor baş başa. Telefonu yok elinde, yok bir şey yok. Yani ne kadar düşünsenize ve E-Devlet şifrenizi istiyor, vermiyorsunuz diye sizi arayıp izinle gönderiyorlar. Ama herhangi bir belge vermiyorlar. Belge istediğiniz zaman da ücretli izin, ücretsiz izine çeviririz diye telefonla teyit ediyorlar. Ne yapayım? Siz olsanız da abarsınız. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen gerçekten de asgari ücretle çalışan bir bayanlara ya da bir erkeklere bu zulümden yapılamasın. Yani lütfen. Dediğim gibi hiçbir fabrika ne kadar büyük olursa olsun bir devletten büyük değildir. Bir bakanlıktan büyük değildir. Ne olursunuz desteklerinizi bekliyorum. Bu video paylaşma hakkına herkes sahiptir. Herkes bu videoyu paylaşabilir. Ne olursunuz gören de paylaşsın ki en azından belki bir şeyimiz olur. Çünkü bir müfettiş falan da geldi. Hiçbir şey olmadı. Herkes sesimizi duysun. Gerçekten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan bu işkence bizsin son bulsun artık. Ve dediğim gibi bu firmanın diğer şubesi zaten sendikalı. Onlar bayan, onların çocukları çocukları var. Onlar da aynı şeyde çalışıyorlar ve onlar iyi şartlarda çalışıyorlar. Niye bizim hakkımız yok mu? Madem sendikalaşma aksa, yasasa biz de bu hakkımızı istiyoruz. Ve devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Çalışma Bakanlığımızdan, yani bütün parti üyelerinden, bütün partilerden destek bekliyoruz. Dediğim gibi bir firma, bir fabrika, bir devletten asla büyük değildir. Ve bu devlette en çok çalışan, en çok ezilen asgari ücretlilerdir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah daha gülerek bir videolar çekmek nasip olur ama çok sanmıyorum. Sizleri seviyorum.